Uzun bir aradan sonra ekrana dönecek olan Çağatay Ulusoy ile en son Maraşlı dizisinde rol alan Alina Boz'u bir araya getirecek Süslü Korkuluk dizisi, yayınlanan ilk fragmanıyla büyük ses getirdi. İkilinin hayranlarının merakla beklediği dizinin çekimleri, yönetmeni Cem Karcı'nın koronavirüse yakalanması nedeniyle bir süre ertelendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Sete çıkamayan güzel oyuncu Alina Boz da bu arada, yurdu etkisi altına alan karın tadını çıkardı. Güzel oyuncu karda verdiği birbirinden doğal ve güzel pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı, bembeyaz İstanbul'un tadını çıkaran Alina Boz karda çocuklar gibi eğlendi. Fotoğraflarda makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken oyuncunun hayranları, pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Instagram'da 4.3 milyon takipçisi bulunan Alina Boz'un paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Güzel oyuncu çok yakında Süslü Korkuluk dizisi için sete çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunun da tam olarak oluşmadığı ve gecikmeler nedeniyle Süslü Korkuluk'un ancak Şubat ayında ekrana gelebileceği konuşuluyor. Alina Boz'u ekranlarda görmeyi iple çeken hayranları çekimlerin başlaması için sabırsızlanıyor. Dizinin tanıtımında sadece Çağatay Ulusoy'u gören izleyiciler Alina Boz'un karakterinin detaylarını da fazlasıyla merak ediyor, ayrıca sosyal medyada sıklıkla yapılan yorumlardan hayranlarının Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un uyumunun muhteşem olacağını düşündüğü görülüyor, her iki genç ve başarılı ismin Süslü Korkuluk dizisinin başrolünde olması diziye olan ilgiyi de artırıyor. Öte yandan uzun bir aradan sonra ekrana dönecek olan Çağatay Ulusoy ile en son Maraşlı dizisinde rol alan Alina Boz'u bir araya getirecek Süslü Korkuluk dizisini izleyici merakla bekliyor. TV8'de yayınlanacak olan dizinin tanıtımı kısa bir süre önce ekrana gelmişti. Çağatay Ulusoy hayranlarının sosyal medyada şimdiden meraklı bekleyişlerini dile getiren pek çok mesajı görülüyor. Alina Boz ile nasıl bir ekran uyumu yakalayacakları da bir başka merak konusu, her iki genç ve başarılı ismin Süslü Korkuluk dizisinin başrolünde olması, diziye olan ilgiyi arttırmakta. Bir süre önce kısa ve hızlı bir tanıtım ekranlara getirilmişti. Dizi ile ilgili olarak heyecanı yükselten bu tanıtımın ardından çekimlerin de başlaması bekleniyordu ancak beklenen olmadı, zira dizi henüz başlamadan bir talihsizlik yaşandı. Hayat Şarkısı, Hercai, Kırmızı Oda gibi dizilerin de yönetmenliğini yapan genç ve başarılı isim Cem Karcı, Süslü Korkuluk dizisinin de yönetmenliğini üstlenmekte. Tanıtım için yurt dışından apar topar dönen yönetmenin kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Tam da çekimlerin arifesinde yaşanan bu şanssızlık nedeniyle sete çıkılamadı. Diziyi merakla bekleyenler setten gelecek fotoğraflar ve yeni bilgiler için adeta tetikteler ama henüz bir haber yok. Bunun nedeni de merak konusuydu. Sonunda Cem Karcı'nın koronavirüse yakalandığı ve bir süredir karantinada olduğu öğrenildi, OGM Pictures tarafından çekilecek olan Süslü Korkuluk'un yönetmenliği için Cem Karcı'ya Barcelona'da gezide olduğu bir süreçte haber gittiği ve teklifi kabul edince de apar topar dönerek kısa tanıtımı çektiği konuşulmakta. Her şeyin hızlıca ilerlediği ve sete çıkılmasına da çok kısa bir süre kalmasına karşın Cem Karcı'ya pozitif teşhisi kondu. Bu nedenle de çekim takvimi değişti. Henüz net bir tarih yok ancak önümüzdeki günlerde çekimlerin başlaması bekleniyor. Bu arada dizide oynaması için en son menajerimi arada oynayan Fatih Hartman'a da teklif gittiği kulislere düştü. Dizinin oyuncu kadrosunun da tam olarak oluşmadığı ve gecikmeler nedeniyle Süslü Korkuluk'un ancak Şubat ayında ekrana gelebileceği konuşuluyor. Öte yandan son dönemin yıldızı en çok parlayan genç oyuncularından Alina Boz, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Halen Bandırma Füze Kulübü filminin çekimlerine devam eden güzel oyuncu, Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşmaya hazırlanıyor. Alina Boz bu arada bir projeye daha imza attı. Güzel oyuncu Alina Boz, 2014 yılında Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atmış ve daha ilk projesiyle kendini göstermeyi başarmıştı. Boz'un kariyerinde en büyük çıkış yapmasını sağlayan ise Maraşlı ve Aşk 101 dizileri oldu. ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinde başrolü Burak Deniz'le paylaşan Boz, dizi çok ilgi görmese de sayesinde kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Netflix'te yayınlanan gençlik dizisi Aşk 101'de canlandırdığı Eda karakteriyle de oyunculukta umut verdiğini kanıtladı. Bu hızlı yükselişin ardından Alina Boz, Bandırma Füze Kulübü isimli filmin başrolü için anlaştı. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği ve gerçek bir hikayeyi anlatan filmde Alina Boz başrolü Deniz Can Aktaş ile paylaşıyor. Alina Boz son olarak büyük bir iddiayla gelen Süslü Korkuluk filminde başrolü kaptı.
TV8'de yayınlanacak dizide Çağatay Ulusoy'un özellikle Alina Boz'la birlikte oynamak istediği belirtildi. Dizinin çekimlerine çok yakında başlanacak. Bu aralar işleri açılan ve sürekli yeni projeyle anılan Alina Boz şimdi de bir markanın yüzü oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Boz, sabun markası Duru'nun reklamlarında rol almak üzere anlaşma imzaladı. Çekimleri tamamlanan reklam filmleri çok yakında izleyiciyle buluşacak. Çağatay Ulusoy'un bir süre önce gündeme bomba gibi düşen yeni dizisi Süslü Korkuluk'ta çalışmalar hızlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un yer aldığı dizi için ekranların çok sevilen bir oyuncusuyla görüşüldüğü ortaya çıktı. TV8'de yayınlanacak Süslü Korkuluk dizisi OGM Pictures tarafından çekilecek. Yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor. Dizinin halen iki başrol oyuncusu kesinleşti. Diğer oyuncular için ise görüşmeler devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Süslü Korkuluk için görüşülen isimlerden biri de Fatih Artman, Behzat Ç. ile dizi dünyasına çok iddialı bir giriş yapan Fatih Artman en son Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle ekrana gelmişti. Yetenekli oyuncu Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisindeki Yasin performansıyla da büyük övgü almıştı. Süslü Korkuluk'un ilk tanıtım filmi yeni yılın ilk günü yayınlanmıştı. Çağatay Ulusoy'un projeyi kabul etmesinin hemen ardından yönetmen Cem Karcı apar topar bulunduğu İspanya'dan gelmiş ve tanıtım filmini çekmişti. Yine Altuntaş'ın haberine göre yönetmen Cem Karcı koronavirüse yakalanınca dizinin hazırlıkları mecburen yavaşlamıştı. Ancak Karcı'nın iyileşmesiyle dizinin hazırlıkları hız kazandı. TV8'de ekrana gelecek dizide Ulusoy'un babasına hayat verecek oyuncu ve hikayenin kötü adamı Dimitri'yi canlandıracak isimler yakında belli olacak. İzleyici şimdi büyük bir heyecanla Süslü Korkuluk filminin ne zaman sete çıkacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili bir bilgi geldi. İlk tanıtımı filmi çekilerek yayınlanan Süslü Korkuluk dizisinin çekimlerinin Şubat ayı başında başlayacağı söyleniyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.